Merhabalar dostlar. 13 Eylül 2024 güne başlarken gündemde olan haberlere hep beraber bir göz atalım. İlk haberimiz mahkemeye ve Narin diye sosyal medyada gündem olan trend topik olan haberimiz. Narin Güran'ın annesi ve 10 yaşındaki abisi kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Arkadaşlar annesinin herhangi bir Salim Güran'la herhangi bir ilişkisi olmadığını, Narin nasıl öldürüldüğüne dair bir bilgisinin olmadığını söylüyor ama burada anne ve 17 yaşındaki abisi öldürmeye iştirak suçundan yargılandı. Yaklaşık 7 kişi de çalışanlar da delilleri saklama olayından dolayı da arkadaşlar tutuklandı. Bunu da bilirsiniz. Haber Emrullah Erdinç'e ait. Ve gelin diğer habere Jahrein ve Müstehcenlik. Bu da sosyal medyada gündem oldu. Jahrein gözaltına alındı. Hakkında müstehcenlik suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı başlatan arkadaşlar Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı Jahrein. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Bakalım nedir ne değildir diye. Ve diğer bir haberimiz İstanbul Fatih. İstanbul Fatih'te 3 katlı bir bina çöktü. Binanın boş olduğu ve yoldan geçen bir kişinin yaralandığı açıklandı. Ve Alper Gezer Avcı Uzay Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uzay komutanlığı emrine atandığını açıkladı arkadaşlar. Ve Abdülkadir Uraloğlu kimlik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu pandemi döneminde çok sayıda yurttaşın kimlik bilgilerinin çalındığını maalesef önlenemediği ifadeyle doğruladı arkadaşlar. Ki zaten bu 2-3 yıldır dile getiriliyordu ve devlet tarafından herhangi bir şekilde ne yalanlandı ne de evet var denildi. İlk defa arkadaşlar yapıldı. Bakalım kimlik bilgilerimiz kimlerin eline geçti. Ve Mustafa Levent Bilgen babası Kiev diye sosyal medyada gündem olan bir haber. Şimdi biliyorsunuz ki Miss Turkey 2024 birincisi seçilen İdil Bilgen hatta güzelliğiyle tartışma konusu oldu arkadaşlar. Güzel mi değil mi diye. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı olduğu ortaya çıktı. Avrupa Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararını açıkladı. Mevduat faizi %3,75'ten %3,50'ye indirildi. Sıla. Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismar uğradığı belirtilen 2 yaşındaki Sıla bebek entübe edildi. Sosyal Hizmetler Bakanlığı bebeğin öldüğüne dair basın açıklamasını güncelleyerek şu an için entübe durumda olduğunu belirtti. Olayla ilgili anne, üvey baba, 13 ve 14 yaşındaki iki komşu çocuğu ve birinin babası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Allah mahveyle. Ümit Özlale, İyi Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti arkadaşlar. Meral Akşener'den sonra arkadaşlar kan kaybı hala sürüyor. Sagopa Kajmer Eski Bıçaklar Yeni Kesikler isimli şarkısını duyurdu arkadaşlar. Bu da gündem oldu. Artık yapay gündem mi bilmiyoruz. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılan Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan ilk antrenmanına çıktı arkadaşlar. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Ve Christoph Daum rahmetli arkadaşlar. Christoph Daum'un vasiyeti üzerine Köln'de düzenlenen cenaze töreninde Bir Şarkısın Sen şarkısı çalındı arkadaşlar. Türkçe bir şarkı ki Christoph Daum neredeyse Türk olmuştu arkadaşlar. Beşiktaş'ta uzun süre hizmet etti. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.